Şimdi çok güzel bir içli köfte hazırlayacağız. Ve bu içli köftemiz kesinlikle dağılmayacak. Ve çok lezzetli olacak. Şimdi ilk önce iç harcını yapmak için 250 gram kıyma, bir tatlı kaşığı biber salçası, 3 orta boy soğan, 2 kaşık, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. Evet, tavaya önce yağı koyuyoruz. Daha sonra üzerine soğanı aktarıyoruz. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra içine kıymayı ilave ediyoruz. 250 gram kıymayı ilave ediyoruz. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Bu baharatları isteğe bağlı olarak ekleye ya da kaldırabilirsiniz. Damak tadınıza göre baharatı daha az, daha çok ya da hiç koymayabilirsiniz. Ve salçasını da ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Evet, kıymamızı pişirdik. Şimdi bunu bir tarafa alıp soğumasını beklerken hamuru yoğurmaya başlayacağız. Hamuru için 1,5 su bardağı ince bulgur, 1,5 çay bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı demiştik çay bardağı demiştik irmiği, 1 adet yumurta, 2 su bardağı sıcak su. Yani ılık su. Sıcak derken ılık su. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Karıştırıyoruz. Ve hamuru yoğuruyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet, hamurunu yoğurduk. Güzel kıvamında bir hamur oldu. Şimdi bunu bir kenara alıp bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. Hamurumuz kıvamını almış. Kıymamız soğumuş. Şu anda yumurta büyüklüğü kadar hamuru kopardık. Yumurta gibi yuvarladık elimizde. Parmağımızı ıslatıyoruz. Islatıyoruz. Ve şu şekil hamurda çok güzel kıvamında olmuş. Hiç kesinlikle çatlama ve yırtılma olmuyor. Ve bu kızartılırken de ya da suda haşlarken de kesinlikle yırtılmayacak ve dağılmayacak. Evet, şu şekilde hazırladık ve içerisini dolduruyoruz. İçerisini dolduruyoruz. Bu şekil içerisini doldurduktan sonra şu şekil ağzını kapatıyoruz. Evet. Bu şekil ağzını kapatıyoruz. Ve çok güzel bir köfte oldu. Hem lezzetli hem kesinlikle suda dağılmayacak ya da kızartırken dağılmayacak. Ve
Bunu bu şekil yaparken ne kadar bastırırsanız şu dış kabuğu o kadar ince olur. İnce olduğu zaman da köfteniz daha lezzetli olacaktır. Ve yine bunu da aynı şekil dolduruyoruz içerisini. Hemen hemen 2 ya da 3 çay kaşığı kıyma ya da malzemesini diyeyim koyuyoruz ve bunu da sivri kapatacağız. Yani şu şekil kapatıp sivri kapatıp şu şekil yapıyoruz. Bu da sivri oluyor. Yani yumurta şeklinde oluyor. İki türlü kapatabilirsiniz. Ya da istediğiniz deseni belirleyebilirsiniz. İstediğiniz desende sarabilirsiniz. Mühim olan içindeki malzemesini koyun ve hamuru çok önemli. Dağılmasın kızartırken ya da haşlarken. Bu şekil yapıp daha sonra bunu biz yağda kızartarak yiyeceğiz. Size de şimdiden kolay gelsin diyorum yapmak isterseniz. Hoşça kalın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Abone olursanız kanalıma sevinirim. Hoşça kalın.